AK Parti'nin 1 Kasım seçimlerinden tek parti iktidarı olarak çıkması Samsun'da vatandaşları sokağa döktü. Saat 22'de meydanda toplanan milletvekilleri ve vatandaşlar seçim sonuçlarını havai fişeklerle kutladı. Çok sayıda vatandaş da arabalarına binerek bayraklarla ve kornalarla coşkuya ortak oldu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, seçim sonuçlarıyla sadece AK Parti'nin değil, Türkiye'nin ve tüm mazlum coğrafyasının kazandığını belirtti. Bugün Orta Doğu kazanmıştır. Bugün dünya kazanmıştır. Ve biz şu son 3-4 ayda yaşadığımız süreç içerisinde bize karşı gösterilen tahammülsüzlükleri, 7 Haziran seçimlerinden sonra gösterilen bazı hareketleri asla ve asla göstermeyeceğiz. Vatanla ve milletimizin bizden istediğinin ne olduğunu bilerek bu seçim sonucunu karşılıyoruz. Milletimiz bizden Türkiye'yi 2023, 2053, 2071 hedeflerine taşımamızı istedi. Biz bunun bilincindeyiz. Değerli kardeşlerim, işte burada Samsun'umuzu temsil edecek olan kadrolar olarak bir aradayız. AK Parti kadroları olarak bir aradayız. Bu davanın yürüyüşü ilerlemek devam edecek. Meydandaki mitingde ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Hasan Basri Kurt, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Başkanı Muharrem Göksel de bir konuşma yaptı. Hepinizden Allah teker teker razı olsun. Fedakar, cefakar, çalışkan kadınlarımızdan Allah razı olsun. Bu akşam sizin bayram yapma hakkınız, sevinmek hakkınız. Ama aynı zamanda siz büyük bir hamle yaptınız. Zan etme ki gayreyler, Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Samsun, bu destan sizin. Bu güzellik, bu sevda sizin. Bu memleket bizim. Biz 2023'e doğru dolu dizgin artık koşuyoruz.